ip yumağı. Biri sanki burada bir tuzak kurmuş. Ne tuzağıymış bu Hayrici? Şimdi bu ipler öyle bir dolanıyor ki bütün bu mahalleyi kaplıyor. Kim olur da bu ipin peşine düşerse kendisini o tuzağın ve büyük bir gizemin ortasında bulur. Hayri, yine eşsiz hayal gücün çalışmaya başladı. Başka ne olacaktı? Senin bir açıklaman var sanki. Yok ama işin aslını bilmeden de konuşmuyorum. Bu ipin nereye çıktığını öğrenmekten başka şansımız yok. Nasıl yani? İpi takip edeceğiz. Mert, emin misin? Tabii ki. Biraz önce anlattıklarımı ne çabuk unuttun. Tuzaklar, gizemler. Mert! Aa, yeter ama Hayri. Gereksiz yere insanı tedirgin ediyorsun. Tamam o zaman. Hadi takip edelim. İyi de hangisini takip edeceğiz? İp her yöne gidiyor. Şimdilik herkes bir tane seçip takip etsin. Böylece zaman kazanmış oluruz. Ben bu yöne gideceğim. Bence bu tarafta. Ben de bu tarafa. Hayri, yarış yapmıyoruz. Hadi bakalım Kamil. Kim kazanacak göreceğiz. Göreceğiz Hayricim. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hayri, dursanıza. İpin sonunu ben bulacağım. Of of. Anneciğim, ah! Her yerim ağrıyor. Nereden çıktın öyle? Asıl seni sormalı. Üstüme atladın. Nereden bileyim ben duvarın arkasında olduğunu? Bir kere de benim sözümü dinleseniz. Ben ne yapayım Mert? Son sürat ilerliyordum, çıkıverdi karşıma. Asıl sen çıktın. Hayır, sen. Benim ipi takip etmişsin, ben ne yapayım? O ipi ilk ben kaptım. Aa, yeter ama. Kaç kere söyleyeceğim. Yarışmıyoruz. Bu işi birlikte çözeceğiz. Anlaşılan sizin bu işi yarışa dökmemeniz için tek ip takip etmek lazım. Hı? Hadi, düşün peşime. Bu uç oyun alanının dışına çıkıyor. Nasri amcanın sokağına gidiyor Mert. Hadi devam o zaman. Hala devam ediyor. Bunun sonu nereye çıkacak merak ediyorum. Dedim ya size, o kadar anlattım. Hayri, lütfen yine başlama. Bakalım ne kadar devam edecek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Hadi Hale, sıra sende. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Hayri, bahsettiğin gizem bu muydu? Evet, evet. Kızlar bence bizi buraya çekmek için yaptı. Gülmeyin ama. Şimdi öğreniriz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Bir, iki, üç, dört, bu ipi, altı, yani ipleri yedi, siz mi doladınız etrafa? Sekiz. Yakaladık sizi.
Söyleyin, amacınız neydi? Hı? Ne yakalaması? Neyi yakalıyorsunuz? Abi, ne amacından bahsediyorsun? Görmüyor musun? İp atlıyoruz. Siz onu dinlemeyin. Bu ipin nereden geldiğini merak ediyoruz sadece. Bütün mahalleye dolanmış. Bütün mahalle mi? Evet. Görmediniz mi? Biz sadece buradan geçiyorduk. Tam ip atlamalıktı. Dayanamadık. Evet. Biz de yapacak bir şey arıyorduk. Yani siz yapmadınız öyle mi? Of abi. Dinlemiyor musun sen bizi? Ne yapacağız o zaman? Gelin birlikte oynayalım. Çok eğlenceli. Bunun nesi eğlenceli? Zıplayıp duruyorsunuz. Öyle zıplama deyip geçme. Kolay bir şey değil. Bırak canım, ne kadar zor olabilir. Gel abicim, dene bakalım. Benim adım Hayri. Ben denemem, yaparım. Çekil bakayım kenara. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Hayri, hadi daha çok işimiz var. Ama ip atlıyorduk. Seninkini atlamak denirse. Aslında çok iyi atlarım da enerji kaybetmek istemedim. Hem daha çok işimiz var değil mi Mert? Arkadaşlar, Basri amcanın bahçesine bakın. Niye ki? Baksanıza, ip oraya devam ediyor. İşte. Basri amcanın bir şeye kızdığı belli. Bizi yanına çekmek için ipleri etrafa doladı. Basri amcanın işi gücü yok, size oyun oynayacak öyle mi? Siz bakmayın ona. Sabahtan beri bu tip şeyler anlatıyor. Of. Siz de hafiyelik hevesimi kaçırıp duruyorsunuz. Hadi hemen bozulma. Akıllı hafiye. İpi takibe devam. Bir, iki, üç, dört. Aman! Yüreğime iniyordu. Benden de o kadar. Özür dileriz. Şuraya bakın. Her yere dolanmış. Basri amca yapmış olmasın? Basri amca yapmıştır deme. Kendi bahçesine bunu yapacak değil herhalde. Mert, ipin ucunun nereye gittiğini görebiliyor musun? Henüz göremedim. Ben gördüm. Bakın. Yaşa. Basri amca evde olmasın sakın. O zaman tam şenlik olur. Yine siz ha? Bahçemi ne hale çevirmişsiniz? Basri amca, gerçekten biz bir şey yapmadık. Biz de benim üstün hafiyelik bilgilerimle kimin yaptığını araştırıyorduk. Yoksa sen mi yaptın Basri amca? Ben ha? Sizi yaramazlar sizi. Kaçın! Özür dileriz amca. Ne oldu? Bulamadınız mı? Hayır, bulamadık. Ama Basri amca bizi buldu. Hadi devam. Ne zaman gelecek bu işin sonu? İpin sonu demek istedin herhalde. Ne oldu akıllı hafiye? Vaz mı geçtin? Akıllı hafiye değil. Aç hafiye, aç. Bütün mahalleyi dolandık. Bence artık sonuna yaklaştık. Nereden anladın? Bu kadar uzun ip mi olur? İyi gerçekten. Kimse şikayetçi değil bu durumdan. Niyeymiş? Baksanıza. Bizimkiler ip atlıyor. Güvercinler tüneyecek yer bulmuş. Mahalleli halinden memnun. Hakikaten işin aslını bir tek biz merak ettik. Az kaldı, az. Hmm.
Mert, böyle kamyonete doğru giden bir ip var mıydı? Hayır, yoktu. Ne demek bu? Bu ipi kim doladıysa buradan yeni geçmiş ve kamyonetin içinde demek. Hayri, senin gizem akın ve yumak çıktı. Gördüm. Abi, siz mi geldiniz? Ne yaptın Akıncığım? Bütün mahalleyi iple dolamışsın. Ben değil, yumak yaptı. Annem çamaşır ipi istemişti. Eve dönerken yumak elimden kaptı. Bütün günüm onu kovalamakla geçti. Sonunda burada yakaladım. İkimiz de yorgunluktan uyuyakaldık tabii. Tamam, anlaşıldı. Yumak yumağı kaptı desene. Ne yazık ki öyle oldu. Al işte. Uyandı bizim yaramaz. Yumak, hayır yapma. Yumak, bırak o ipi. Bak çok acıktım. Of, enerjim hiç kalmadı. Zaten ortalığı birbirine kattın. Yumak, artık yeter. Aferin. Hadi gel buraya. Yine kaçsa o zaman tam şenlik olurdu. Maket ev. Fırtına dindi. Tam yol ileri. Anlaşıldı kaptan. Yelkenler fora! Hayri kaptanın keşifleri tüm dünyada konuşulacak. Değerli taşlar, altın, elmaslar. Bilinmeyen meyveler, gizemli ormanlardan gelen yemişler. Tam yol ileri. Kaptan, dalga çıktı. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bırak dalgayı şimdi Kamil. Yani ikinci kaptan. Ben karaya çıkalım diyorum. Sen durmadan başımıza iş açıyorsun. Ben mi iş açıyorum? Üstümüze kara kara bulutlar geliyor diyen kimdi? İyi de ben onu arkasındaki adalar görünmesin diye söyledim. Biraz daha ilerlesek bulutları geçip adaya ulaşacaktık. Ona bulut değil sis denir bir kere. Bulut dediğin havada olur. Aman neyse ne canım. Ha sis ha bulut. İzin ver de artık şu adaya bir ayak basalım Kamil. Duydun mu kaptan? O da neydi öyle? Denizin ortasında kalmış bir denizci olabilir. Hayır. Bu daha büyük bir şeye benziyor. Üzerimize doğru geliyor. Şu kuyruğunun uzunluğuna bak. Ne yapacağız kaptan? Her denizci gibi gemiyi bu garip şeyden koruyacağız. Beni takip et. Yumak, geri getir mendilimi. Ha? Mendilimi getir Yumak. Ha? Yumak, mendilimi Kamil, getir. Kamil, Hayri. Kaçtı bile. Aa, Mert değil mi o? Ne zaman dönmüş amcasının yanından? Size bir sürprizim var. Birazdan geleceğim. Süpürgeye mi bineceğim diyor? Yok. Kirazlar diyor, kirazlar. Ha? İyice kızarmış, alal olmuşlar. Az bir işim kaldı. Siz sakın gelmeyin. Şimdi de Akın evde dedi galiba. Onu anladım da ne gizeminden bahsettiğini anlamadım. Yok artık. Gizem mi varmış? Akın, nasıl çözebildin mi gizemi? Gizem mi? Mert az önce kirazlardan bahsetti ya. Süpürgeyi de unutma. Kiraz, süpürge, gizem. Ben hiçbir şey anlamadım. O yüzden bizi gönderdi. Gizemi çözmemiz gerekiyor. Garip. Bana niye haber vermedi ki? Zaten amcamlardan döndüğünden beri terastan inmedi. Teras mı? Daha neler? Mert apartmanın tıpatıp maketini yapmış.
Demek dünden beri gizli gizli bununla uğraşıyordu. Şuraya bakın. Bizim maketlerimiz de var. Dur bakayım. İçmesene Hayri'ciğim. Bilmiyorum. Ben de bunun bir kapağı olmalı diyecektim. Vay vay vay. Her şey birebir aynı. Gizem nerede? İşte gözünün önünde. Mert'in gösterdiği yere baksana. Orada bir şey yok ki. Olmaz tabii. Gizem de bu zaten. Kaybolan bir şey var. Ah başıma gelenler. İyi de niye kaybolmuş olabilir ki? Belki de birileri almıştır. Çok önemli bir buluşa imza atmışız. Ama çok önemli. Mesela ne? Mesela çevre dostu yeni bir yakıt. Niye böyle kös kös oturuyoruz o zaman? Neden olacak? Birileri gizli formülümüzü ele geçirmiş de ondan. Hemen umutsuzluğa kapılmayalım canım. Kim aldıysa peşine düşüp yakalarız. Ah Mert, ah! Çevre dostu yakıtın formülü kitabın arasında mı saklanır? Formülü kitabın arasına mı saklamışız? Oraya koyarsak alırlar tabii. Hayri, bir izin ver de bulalım şu formülü alanları. Sahi kim almış olabilir ki? Kim olacak? Çevre dostu yakıt en çok kimin işini bozar? Ya tüpçünün ya da benzincinin. Kamilciğim, ay nefesim kesildi. Çevre dostu yakıt, formüller falan iyi hoş ama. Aması ne Hayri? Ne güzel çözüyordum gizemi işte. Kamil abinin pek gizemli bilim kurgu hayali. Rafadan tayfa, tüpçüye karşı. Ay, çılgın görev. Benzincinin peşinde. Gülün bakalım siz, gülün. Hemen bozulma Kamil abi. Kamilciğim, senin hayal güzel, güzel de çok önemli bir eksik var. Ya, neymiş o? Tabii ki kirazlar. Mert boşuna kirazlardan bahsetmedi herhalde. O gösterdiği yerde amcasından getirdiği kirazlar duruyordu. Kiraz mı? Kiraz tabii ya. Amcan onları gözümüz gibi koruyalım diye göndermiş. Altı üstü kiraz Hayri. Sen yemediysen başına ne gelmiş olabilir ki? Peşinde gizemli birileri var Kamil. Kirazlar çok nadir görülen bir ağaçta yetişiyor herhalde. Birileri mi? Kirazları kaçırıyor. Ne olmuş? Öyle sıradan bir kiraz değil demek ki. O zaman başımız çok büyük dertte demektir. Değil mi Hayri'ciğim? Hayt! Sen benim hayalime laf edeceğine kendine bak Kamilciğim. Benzinciyi ne çabuk unuttun. O güzelim hayalden aklında bir tek orası mı kaldı Hayri? Zaten ne zaman bir hayal kursak illa senin dediğin olacak. Üstüme iyilik sağlık. Arkadaş, gemicilik oynarken de inat eden sen değil miydin? Neymiş? Denizde kayıp denizci bulmuşuz. Senin dev kuyruklu şeyden daha iyiydi. Bir dakika. Benim aklıma daha güzel bir yol geldi. Herkesin hayalini birlikte kullanalım. Nasıl yani? İkisini birbirine mi karıştıracağız? Öyle hayal mi olur canım?
Abimin gösterdiği ama kayıp olan şey aslında çevre dostu yakıtın formülü. Yaşa Akın! Daha bitmedi. Ama bu çevre dostu yakıtı üretmek için kirazlar gerekiyor. Şöyle. Bak şimdi daha heyecanlı oldu. Ama bu kirazlar öyle bildiğimiz sıradan kirazlar. Akın! Tamam. Az önce kaybolan formülü alanları bulmak için hemen harekete geçiyoruz. Ben salona bakıyorum. Ben de perdelerin arkasına. Ama kimseyi bulamıyoruz. Hemen terasa çıkıyoruz. İyi düşündün Akın. Oradan bütün mahalleyi görürüz. Bir dakika. Ne oldu Hayri abi? Neden durduk şimdi? Ne oldusu mu var Akıncığım? Tamam, dillere destan bir hayal ama maket ev bitti. Formülü alanları yakalamak için bize mahallenin maketi lazım. Tüh. Tam da en heyecanlı yerine gelmiştik. Aferin size. O kadar da sürpriz demiştim. Az daha bekleyemediniz değil mi? Neyi bekleyecektik Mert? Akın evde. Gizemi çözün dedin. Koştuk geldik. Formülü alanları yakalayacaktık ama maket bitti. Formül mü? Biz hep birlikte bir hayal kuruyorduk da onu diyor Kamil abi. Senin gösterdiğin kayıp eşyayı neredeyse buluyorduk. İyi de orada kaybolan bir şey yok ki. Maket evi maket olarak gösterecektim, o kadar. Gizem yoktu yani. Biz şimdi kirazları boşuna mı aradık? Biraz öyle olmuş. Bakıyorum amcamın yanında marangozluğu iyice öğrenmişsin abi. Merak etme, sana da öğretirim. Mahallenin maketini yaparken hepinizin yardımı gerekecek. Bütün mahalle mi? Yaşa! Asıl o maket bitince birlikte hayal kurarız. Basra amcaya bak. Bastonu da var. Belki yeni hayalde Basra amca da olur. Belli etmiyor ama o da sever böyle maceraları. Basra amca, sen de mi buradaydın? Ben de şaka tut, olsun Kamil, diye. Devirecek şimdi evi. Basra amca sen yanlış anladın. Hala Basra amca diyor. Arkadaş, 2 dakika bırakınca hemen hayale dalıyor. Yok, bu sondu. Basra amcayı öyle gördükten sonra bir süre hayal kurmam ben. Hadi inelim aşağı. Daha iş bölümü yapacağız. Beni bekle Mert. Çember yarışı. Ben başlıyorum. Sıra bende. Karşımda 5 taş ustası varmış da haberim yokmuş. Seç bakalım son taşı. Böyle devam et Kamil abi. Gözünü çemberden ayırma Kamil. Oluyor galiba. Oluyor da söz mü? Sürüyorsun işte. Bir iki güne kalmadan biz bu çemberi dans ettiririz arkadaş. Bir de şu çubuğu kullanmaya alıştık mı bu iş tamamdır. Kamil. Çember. Çember.
Şu tarafa dönüyor. Koşun. Yakaladım. Gözünüzü çemberden alamadınız ki. Ne yapalım Mert? Yolumuza çıkan sendin. İyi ki birinize bir şey olmadı. Olmuyor işte. Durmadan düşürüyorum çemberi. Zamanla alışacağız Akın. Hala sıkılmadınız çemberden. Sabahtan beri peşinde bir aşağı bir yukarı koşturup duruyorsunuz. Evet. Artık birlikte oyun oynayalım. Birlikte de oyun oynarız tabii. Hiç oynamaz mıyız? Bence hep birlikte çember sürelim. Hem birlikte daha hızlı öğreniriz. Göreceksiniz, çok eğleneceğiz. Evet, çok eğleniriz. Ne diyorsunuz? Aslında yakan topta oynayabiliriz. Bir şeyler yap. Ama şimdi bizim aklımız çember sürmekte kalır. Hem de nasıl? Bizi bu eğlenceden alıkoymak istemezsiniz herhalde. Bu kadar istekli olmasanız... Yaşasın! Yaşasın! İyi ama sadece bir çember var. Sen o işi bana bırak. Çemberleri nereden bulacağımızı çok iyi biliyorum. Zamanında ben de bu sokaklarda az çember sürmedim çocuklar. Bilmez miyim? Fatma nene hiç eve girmezdi diye hala anlatıp duruyor. Çember peşinde koşarken zaman nasıl da uçup giderdi. Hey gidi günler hey. İşte buradalar. Alın bakalım. Biraz elden geçirdik mi tamamdır. Yaşa Rüstem abi. Yalnız bunlar senin boyuna uygun değil Akın. Öyle mi? Çemberi sana göre ayarlayınca daha rahat sürersin. Demek o yüzden bizim çember düşüp duruyordu. Merak etme. Basri amca da 5 dakikada hallederiz. O zamanlar sokaklar çember süren çocuklarla doluydu. ne günlerdi ama. Basri amca, bize biraz taktik verirsin değil mi? Veririm vermesine ama Rüstem dururken o iş bana düşmez. Hiç olur mu Basri amca? Ben de her çocuk gibi biraz hevesliydim o kadar. Bakmayın siz böyle konuştuğuna. Rüstem çember sürmeye başlayınca mahallenin tüm çocukları durup onu izlerdi. Bu da tamam. Artık herkes kendi boyuna uygun olan çemberi kullanır. Teşekkür ederiz Rüstem abi. Dengesi de tam ayarında olmuş Rüstem. Eline sağlık. Rüstem abi, bize de öğretirsin değil mi? Büyütülecek bir şey yok canım. Çalışırsanız zamanla öğrenirsiniz. Şu harekete bakın. Yok yok, seninki hevesten fazlası abi. Zamanında peşinde az koşmadım tabii. Rüstem abiye bak. Söyledik size. Bence o sürsün, biz akşama kadar izleyelim. Düşecek diye hiç telaş etmeyin. Eliniz titremesin yeter.
Basri amcanın anlattığı kadar varmış Rüstem abi. İşi ustasından öğreneceğiz desenize. Kendinize güvenip çalışırsanız zamanla gerisi de gelir. Kendimize güvenmez olur muyuz abi? Yalnız o son yaptığın hareket var ya. Öyle acele etmek yok. Her şey sırayla. Ama abi. Önce çemberi dengede tutup sürmeyi öğrenin bakalım. Şimdi herkes boyuna uygun çemberle çalışmaya başlasın. Ben de elimden geldiğince yardım ederim size. Hale şimdiden öğrendi sayılır. Hızlandıktan sonra iyi sürüyorum. Ama yavaşlayınca zor oluyor. Sen buna hızlı mı diyorsun? Mert, bak yine çemberin gerisinde kalıyorsun. Mesafeyi ayarlayamıyorum ki. Bir hızlanıyor, bir yavaşlıyor. Çocuklar, çember çok sıkıştırmaya gelmez. Biraz siz onu, biraz da o sizi yönlendirecek. Yoksa küsüverir bu haylaz. Al işte yine düştü. Zaten hiç ayakta durmaya gönlü yok gibi. Bütün kabahat çemberde değil mi? Bir de sen dene Sevimcim. Görelim bakalım marifetlerini. Görüyor musun bak, çember benden ayrılmak istemiyor arkadaş. Hadi bakalım biraz da diğerleri çalışsın. Rüstem abi, diyorum ki bir çember yarışı yapsak. Yarış mı? Önce biraz alışsaydınız Hayri. Öyle daha istekli çalışırız. Kendi adına konuş Hayri. Daha çembere yön veremiyor, bir de yarışma diyor. Ne oldu? Yoksa çekindiniz mi? Niye çekinelim? Sen önce durmayı öğren Hayri'cim. Bu iş emek ister çocuklar. Aceleye getirirseniz hiçbir işi tam olarak öğrenemezsiniz. Bak Sevim hiç acele etmiyor ama sonuç aynı. Hem biraz da eğlenmiş oluruz. Tamam. Önce biraz daha alışın, sonrasına bakarız. Yaşa Rüstem abi. Geliyorlar. Mert, çemberin yeni rengi nasıl olmuş? Güzel olmuş olmasın ama yarışta işimize yarar mı bilmiyorum. Hayri baktı ki süremiyor. Kendini süse boyaya verdi. Kim yarışacak şimdi? Ben seve seve sıramı sana veririm Hale. Hayri, sen ne dersin? Biraz daha alıştırma yapmak istersen. Ben çoktan hazırım. Mert, bitiş çizgisinde benim için Hayri'nin bir fotoğrafını çekiver. Arkamdan geleceği için yüzünü göremem. O halde yarışmacıları yerlerine alalım. Çizgisinde görüşürüz Haliciğim. Sen de sakın geç kalma Hayri. Kamil bu işi iyice öğrenmiş. Hale kazandı. O son hareketi gördünüz mü? Ne oldu orada öyle? Hale çember çevirmede yeni bir çağ başlattı. Aferin çocuklar. Bize o eski günleri anımsattınız. Mahalle sayenizde o günlerdeki gibi şenlendi çocuklar.
o kadar çalıştık herhalde. O ne hız öyle Hale? Hızlanınca kolay oluyor demiştim. Hızlanmak mı? Şimşek gibiydin şimşek. Hayri? Çalışmayı bırakınca sonuç ne oluyor gördün değil mi? Artık epey bir zaman unutmaz bugün. Nasıl unutayım Basri amca? Cember'le yeni bir oyun buldum baksanıza. Gördün mü bak şimdi de cambazlığa merak saldı. Aslında epey eğlenceli görünüyor. Hop, hop, hop. Ay, ay.